Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur diyeceğim ama biraz kuzeyinizde yani Rusya'da olanları, Ukrayna'da olanları takip ettiğinizi düşünüyorum. Diğer tarafta ise İran çalkalanıyor. Yani Türkiye'nin etrafı gerçekten bir ateş çemberiyle dolu. Ama bu konuları biraz komplo teorilerinden sıyrılarak, gerçek verileri göze alarak Türkiye'nin gelecekte, yakın gelecekte başına neler gelebilir ve biz bireyler olarak kendimizi bu olacaklara karşı nasıl hazırlarız? Biraz kafa patlatacağız. Uzun zamandır siyasete değinmiyorduk. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık küçük muhabbet yapmak istiyorum. Mekanındayım. Arkadaşlar Rusya yönetimi aslında Putin yönetimi büyük bir çılgınlık yaptı ve birkaç haftada düşüreceğini hesapladığı Ukrayna hükümetine karşı ilginç bir operasyona, aslında bir savaşa başladılar. Sonunda ise Ukrayna halkı hükümetinin yanında yer aldı ve Rusya işgaline karşı çok ciddi bir direnç gösterdi. Bir kahramanlık hikayesi yazmaya başladı. Şu anda Rusya'nın silahların hava gücünün %50'si Ukrayna'da eritilmiş durumda. Yine aynı şekilde binlerce tank Ukrayna'da yok edilmiş durumda. Rusya yavaş yavaş uçurumdan düşüyor. Ve Putin yönetimi bu konuda hiç geri adım atacağına benzemiyor. Kendisini halk ile birlikte bu çukura, bu bataklığa sapladı. Ukrayna halkı üzerinde resmen bir işkence deneyi gerçekleştiriyor. Türkiye ise burada bir nebze akıllı bir siyaset yönetiyor. Batılılar gibi demokrasi algısını ön plana koyarak tamamen Ruslarla ilişkisini kesmedi. Bir tarafta Rusya'yı idare etmeye çalışıyor, bir tarafta Batı ile olan ilişkilerini kopartmamaya çalışıyor. Diğer tarafta da işte Baykar, özellikle TB2'nin o meşhur algısıyla birlikte Ukrayna ile ilişkilerini iyi bir şekilde devam ettiriyor. Ben burada Türkiye'nin duruşunu gerçekten değerli buluyorum. Fakat burada Türkiye'nin ne yazık ki demokrasiden koparak yavaş yavaş mevcut hükümetin Batı'dan ve Amerika'dan yüz bulamayarak Putin'le yakınlaşmasını çok tehlikeli buluyorum ki hepinize şu görüntüyü hatırlatıyorum. Daha geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Semerkant'ta bir Şangay toplantısı, Şangay Beşlisi toplantısı olmuştu ve burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin kol kola girerek bir fotoğraf vermişti. Bunun Türkiye'nin geleceğiyle alakalı risk oluşturabileceğini düşünüyorum. Diğer tarafta ise İran'ı hepiniz takip ediyorsunuzdur muhtemelen. İran'da bir kadıncağızı bu ahlak zabıtaları denen ahlaksızların işkencesiyle başörtü takmıyor diye öldürüldüğü haberleri yayıldı. Ve şu anda İran resmen kaynamaya başladı. İran'da halk artık Molla rejimine kadar illallah diyor. Ama İran rejimi mevcut zulmü devam ettirmek konusunda gayet haklı. Şimdi bu manzaralara baktığımızda biz Türkiye olarak, Türkler olarak ne ders çıkartmamız lazım? Biraz bence ondan konuşmamız lazım. Arkadaşlar bunu tweet olarak attım. Ne yazık ki Türk hükümeti, yani mevcut AKP, MHP hükümeti Türk milletini düşünmüyor. Türk milletinin refahını düşünmüyor. Türk milletinin yaşam koşullarını ve yaşam kalitesini düşünmüyor. Bundan tamamen sıyrılmış durumdalar. Kendi çıkarlarını, iktidarlarını uzatmak için, kendi mevcut milyarlarını toplamak için bir döngü ve bir popülizm yarışı içerisine girmişler. Bunu şöyle örnek vereceğim size. Bakın şu anda Ruslar Putin'in yeni çıkartmak üzere olduğu seferberlik ilanından kaçmak için hepsi Türkiye'nin güney bölgelerine yığılmaya başladı. Yüz binlerce Rus şu anda Türkiye'ye akıyor. Çünkü Ruslara vize veren batılı bir ülke yok. Çünkü Ruslara vize uygulamayan Türkiye'den başka nitelikli sayılabilecek ülke yok. Bu yüzden de bu insanlar bu savaştan kaçmak için ilk başta Türkiye'ye yığılmaya başladı. Peki bu durum Türkiye ekonomisine faydalı mı, zararlı mı? İlk bakışta bu faydalı diyebilirsiniz. İşte alımı güçlendiriyor, ekonomiyi hızlandırıyor, belki sermaye getiriyor bunlarla birlikte, Ruslarla birlikte. Ama arkadaşlar mevcut enflasyon Türkiye'de zaten azıtmış durumda. Kira fiyatlarının ne kadar roketlediğini hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi birkaç yüz bin tane, milyona yakın Rus'un da Türkiye'ye girdiğinde zaten kısıtlı olan, zaten üretimi yavaşlamış emlak piyasasının ne hale geleceğini, ev sahiplerinin bu konuda tamam faydalanacağını ama kiracıların asıl büyük kesimin nasıl zarar göreceğini size hatırlatmak istiyorum. Diğer tarafta ise zaten enflasyon uçmuş durumda. Şu anda hükümet mevcut enflasyonu
yiyeceklerden, giyeceklerden bir şekilde en azından durgun göstermek için bir sürü fiyat indirmesine gitmiş durumda. Ne demek bu? Aslında fiyatları durdurmak için piyasaya para veriyor, üreticilere bedavaya destek adı altında indirimler yapıyor. Bu da fiyatların bir nebze olsun tüketiciye yansımamasını sağlıyor. Ama bu ucuza verilen yiyecekler, giyecekler dışarıdan gelen insanların alımına göre yüksek kalıyorlar ve de bu da aslında bizim vergilerimizden çıkan paralar demek. Bu da aslında bizim borçlanarak mevcut durumu biraz yavaşlatmamızı, bu borçlanmayı başka gelip dışarıdan gelenlere de bedavaya onlara dağıtmamız demek. Aslında Bulgarlar bu şu konuda çok önemliler. Hatta İran sınırında girip Van'da alışveriş yapanlar da bu konuda çok iyi örnekler. Bunu daha önce zaten bu kanalda değinmiştik. Şimdi demek istediğim şu. Ne yazık ki otoriter hükümetler ve devletler bir işbirliğine gitmiş durumda. İran bugün Rusya'ya SİHA, İHA gönderiyor. Rusya İran'a jet satmak üzere. Diğer tarafta Çin bu olaya destek veriyor. Hatta diğer tarafta Kuzey Kore bile bu olaya, yani Rusya'nın bu işgaline silah vesaire vererek destek olduğu istihbarat haberlerinde dolaşıyor. Şimdi biz Türk milleti olarak artık şunu kabullenmemiz lazım. Yani Türk milleti olarak demeyelim de aslında burada beni izleyen 5-10 bin kişinin şunu kabullenmesini rica ediyorum. Türkiye ne yazık ki önümüzdeki 10-15 yılını bu şekilde gitgellerde sürüklenerek, debelenerek şu anda içinde battığı siyasi buhranı çözmeye çalışarak kaybedecek abi. Yani bu şey, şu demek değil. Türkiye büyük bir zarar görecek. Türkiye işte çok büyük bir felaket geçirecek falan. Bundan bahsetmiyorum. Türkiye şu anda mevcut olduğu buhranını sürdürmeye devam edecek. Önümüzde yakın gelecekteki baktığımız tabloya, verilere baktığımızda Türkiye'nin hızlı bir toparlanması için hiçbir umut yok. Peki bizim böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Onu düşünmemiz lazım. Ne demek bu? Yani toparlanmayan bir ülkeyle barıştığınız zaman, yani bu ülke aslında İran gibi olacak. Şey olarak demiyorum, rejim olarak demiyorum. Ekonomik olarak İran gibi olacak olgusunu kabullendiğinde neler yapmamız gerekiyor? Bunu adım adım çözmemiz lazım. Ne demek bu? Bazı insanlar şöyle düşünebilir ya, İran'a o kadar ambargo uygulanıyor, ona rağmen İran ayakta, dimdik, kendi silahlarını üretiyor, kendi SİHA'larını üretiyor, kendi füzelerini üretiyor. Öyle ama halkı da 150 dolarla, aylık 150 dolarla yaşıyor. Halkı kaçmak için, gençleri, eğitimli nesilleri ülkeden kaçmak için her fırsat deniyor. İşte Türkiye'nin yakın gelecekteki verdiği izlenim de bundan farklı değil. Ve bunu kabullenmemiz lazım. Bakın önümüzde bir seçim geliyor ve bu seçimde herhangi bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bu şey demek değil. Hani AKP'nin kazanacağını bekliyorum, %100 bekliyorum. AKP kazanmasa bile dış politikada çok sert bir değişim olmayacağı ortada. Bunun da Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir değişiklik getirmeyeceği ve sıcak parayı haldır haldır çekmeyeceği ortada. Yani Türkiye şu anda içine kapanan ve halkını fakirleştiren ve bu fakirlik üzerinden de devlet gücünü arttıran bir rejime dönüşmüş. Bu rejim ne yazık ki kendini, bu bürokrasi, bu güç, bu yumak kendini CHP de gelse, AKP de gelse, MHP de gelse, İyi Parti de gelse devam ettirecek. Diğer tarafta İmam Hatipliler belki kadroların başına geçmeyecek. Öyle bir değişiklik olacak. Belki siyasi kadro, bürokrasi kadrolarında, bürokrat kadrolarında değişiklikler, imajlar, kirli sakallı yerine daha Atatürkçü insanlar da olacak. Ama onlar da aynı Türkiye'yi, aynı Batı karşıtlığını, aynı o otoriterleşmeyi, aynı o devletin ekonomi çarklarına müdahale etme arzusunu dizginleyemeyecekler. Türkiye'nin geleceğinde böyle bir gerçek var. Bu da Türkiye ekonomisini, evet, hacim olarak belki 1 trilyona yavaş yavaş yaklaştırabilir. AKP'nin şu anda mevcut saçmaladığı gibi bizi 23. 24. sıralara düşmekten toparlar ve tekrardan ilk 20 ekonomi arasına sokabilir, normal asıl olmamız gereken yere. Ama ne yazık ki Türkiye'yi hiçbir zaman demeyelim de yakın 15 yıllık gelecekte ilk 15 ekonomi arasına, ilk 16 ekonomi arasına
girmeyecek gibi gözüküyor. Bu da tabii ki burada her zaman söylediğim konuya tekrar bizi getiriyor. Ne demek bu? Arkadaşlar, eğer ki hayalleriniz varsa, eğer ki dünyada normalin dışında görmeniz gereken şeylerin olduğuna inanıyorsanız artık evet Türkiye'de olmak, yaşamak hala huzur verici, hala güzel, hala size konforlu hissettirebilir. Kendi alanınız doğruysa belki de hissettirmiyor da olabilir. Bu iki farklı bakış açısıyla alakalı bir şey. Ama maddi olarak daha iyi yerlere ulaşmak istiyorsanız ve ensesi kalın dayılarınız, amcanız yoksa yurt dışına gitmek için, yurt dışında yatırım yapmak için, yurt dışında alternatif bir hayat kurmak için hala geç değil. Lütfen bu söylediklerimi sakin kafayla tekrar düşünün. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Germany has now agreed to rebuild their military. And they've decided that they're going to go all out and they're going to now rebuild their military. Be careful what you wish for. Why is that?